Sayın milletvekilleri, sayın valilik, sayın AK Parti il başkanı, sayın belediye başkanları, sayın kamu kurum ve kuruluşları, AK Parti teşkilatımızın değerli mensupları, saygıdeğer katılımcılar, basınımızın kıymetli temsilcileri, Güneş'in kenti Türk ve ilçemizde yapımını tamamladığımız projelerimizin toplu açılış programı ve Tuşba Bardakçı Millet Bahçesi'nin temel atma törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, sizlerin bölgeye olan yakın ilginiz ve hükümetimizde aldığımız güç ve destekle yaklaşık olarak 5 yıllık görev süremizde ilçemizde adeta bir değişim ve dönüşüm seferberliğini yaptık. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemize eğitim, kültür, sosyal, turizm, çevre, spor ve altyapı alanlarında örnek teşkil eden büyük projeler gerçekleştirdik. Tuşba ilçemize çok amaçlı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, Bedestan çarşısı, Tuşba konut ile Tuşba Bardakçı Millet Bahçesi, yanı sıra belediye hizmet binası, kent meydanı, İskele sahil bandı, ikinci etabı, İskele kampus sahil yolu, birinci ve ikinci etabı, Ayalis Kadın Plajı. Bölgenin en büyük alışveriş merkezi olan Tuşba AVM, makine ikmal garajı, toplum yaşam merkezi, semt sahaları, Beyüzümü ve Şemsibey mahallelerin parkları 2024 yılında yerel seçimlere birçok projesini hayata geçirmiş bir Tuşba oluşturmaya büyük gayret gösterdik. Tüm bu hizmetlerin gerçekleştirmesinde ilgili bakanlıklarımızdan toplam 430 milyon hibe kaynağın yanı sıra 800 milyon olarak kendi öz kaynağımızda 370 milyon sadece yatırıma harcayarak 5 yıllık görev süremizce toplamda 800 milyonluk yatırımı gerçekleştirdik. Bu yatırım bütçesinin bugünkü değerine baktığımızda milyarlık düzeyde yatırım yaptığımız açıkça anlaşılmaktadır. Konuşmamı sonlandırmadan önce Tuşba'mızda bu hizmetleri gerçekleştirirken desteklerini bizlerde esirgemeyen başta insanların hayrına ve milletimizin geleceğine adanmış ömrüyle dünyadaki tüm mazlumların umudu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, zat-ı alinize, değerli bakanlarımıza, sayın valimize, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm bu açılışını yapılacak olan açılışını yapacağımız tesislerimizin de şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün Edremit ve Tuşba Belediye'mizin etkinlikleri çerçevesi içerisinde buradayız. Açılışlarımızın hayırlara vesile getirmesini temenni ediyoruz. İnşallah bu açılışlarımızın vermiş olduğu rüzgarla 2024 Mart ayında inşallah tüm belediyelerimizi almak kaydıyla bu vesileyle de hepinize saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Tekrar bütün bu coşkuyla bize ortak olan tüm Tuşbalıları da sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün hasreten benim de ilçem olan bu hizmetleri sunan kıymetli belediye başkanımız Sayın Salih Akman'a ve heyetine şükranlarımı ifade ediyor. Tekrar teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Böyle bir güzel etkinliği şereflendirdiğiniz için, böyle güzel bir etkinliği onur ettiğiniz için ayrıca müteşekkiriz. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Tuşba Belediye Başkanımız, emeği geçenler, onlara müteşekkiriz. Çok güzel hizmetler yapıyorlar, yapmaya da devam ediyorlar. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer güzel yatırımların gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta belediye başkanlarımız olmak üzere bütün emeği geçenlere kalpten, yürekten teşekkür ediyorum. Tuşba ve Edremit belediyelerimizin sizlerle buluşturduğu hizmetlerin sevincine, coşkusuna ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere ve sizlerin vasıtasıyla tüm bana en kalbi selamlarını, muhabbetlerini iletmek istiyorum.
Aynı zamanda buradaki hizmetlerle ilgili olarak da tebriklerini, hayırlı olsun dileklerini de bu vesileyle iletmek istiyorum. Bugün gerçekleştireceğimiz Edremit Millet Bahçesi, Gençlik Merkezi, ilçe stadı, havuz ve sahalar ile makine ikmal garajı açılışı, Tuşba Bedesten yarı olimpik yüzme havuzu ve spor salonu açılışı ile Millet Bahçesi temel atmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaptığımız ve halen devam eden nice eserlerle Van ilimizi Türkiye yüzyılına hazırlıyoruz. Türkiye kültürü değişmiş, vatandaşlarımızın aldığı hizmet ve kalitesi üst düzeylere ulaşmıştır. Türkiye'de sosyal belediyecilik kavramı ve çözüm üreten belediyecilik kavramı yerleşmiştir. Refah sadece merkezi yönetimin çabalarıyla yaygın bir şekilde artmaz. Yerelde yerel yönetimlerin hizmetleriyle yayılır ve artar. Eski bir kalkınma bakanı olarak da şunu çok net ifade etmek isterim. Kalkınma yerelden başlar. Sadece merkezi idarenin çalışmalarıyla bir yere kadar gidebilirsiniz. Ama yerelden de kalkınmaya bir destek geldiği zaman, merkezle yerel buluştuğu zaman asıl kalkınma o zaman ortaya çıkar ve biz de bunun gayreti içindeyiz. Demokrasinin de kalkınmanın da yerelde başladığını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Önümüzdeki dönemde de şehirlerimizin ve insanlarımızın sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Büyük projelerimizi sürdüreceğiz, yeni yeni projeler ekleyeceğiz bunlara. Bunun yanında katılımcı, vizyoner, girişimci belediyecilik anlayışını daha da güçlü hale getireceğiz. Şehirlerimizin her birini kendi tarihi, sosyal, ekonomik, kültürel değerleriyle marka şehirler haline getirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine Erdoğan belediyeciliğiyle memleket işi, gönül işi diyerek yerelde titizlikle çalışan ak kadroların belediyelerde gönüllere gireceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle hizmetleriyle gönül belediyeciliğinin birer örneğini oluşturan Edremit ve Tuşba belediyelerimize teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Belediye başkanlarımızın şahsında bu projelere emeği geçen belediye meclis üyelerimize, yöneticilerimize, personelimize, müteahhit şirketlere, işçilere, çalışanlara, herkese teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle tekrar bugün hizmete aldığımız bütün bu projelerin hayırlı olmasını diliyorum. Laf söylemek kolay ama iş yapmak kolay değil. Her birinde kim bilir ne kadar emek var, çaba var, uğraş var. Bazıları laf üstüne laf koyuyorlar. Bizim anlayışımız laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymak. Bunu yapmaya devam edeceğiz inşallah. Allah razı olsun belediyelerimizden. Değerli kardeşlerim, hayırlı uğurlu olsun. Nice hizmetler ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Şimdi açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Temel atmamızı yapıyoruz. Ya Allah, bismillah.